Değerli dostlarımız, tekrar ediyorum, Erkan Baş'la ilgili olarak bana şu soru geldiğinde onu da Erkan'a sordum. Benim açımdan Türkiye'de sosyalist bağlamda ben Sosyalist Güç Birliği'nin bir üyesiyim. Türkiye Komünist Partisi'ne seçimde oy vereceğim. Pazar günü Türkiye Komünist Partisi'nin milletvekili adaylarının açıklandığı toplantının sunuculuğunu yapacağım. Gönüllü olarak yapacağım. Ancak Türkiye İşçi Partisi'nin parlamentoda çok güçlü olmasını, Türkiye İşçi Partisi'nin orada temsil edilmesini, keşke Sol Parti, EMEP, Türkiye Komünist Partisi hepsi orada temsil edilse, bir tavır olabilse hayalini kuran, bunun da gerçekleşeceğine inanan bir kimseyim. HDP'ye gelince Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisinde öncülük yaptığını, siyasi bedel ödediğini, köylerde insanlara dışkı edilirken orada Kürt insanının acısını bildiğimi ve Türk insanını Kürt insanıyla karşı karşıya getiren savaş politikaları yerine keşke ekmeği nasıl paylaşacağımızı konuşsak diye düşünüyorum. Bugün benzer bir sorunun Antakya'da olduğunu, bölgede bir sinir ucu yaratıldığını ve bunun yanlış olduğunu, neden? Çünkü o bölgede cihatçıların tasarrufu olmak için mücadele ettiklerini de biliyorum. Ve dolayısıyla Türkiye'de yeni sinir uçlarının yaratılmasının sorun olduğunu görüyorum. Bu bağlamda baktığımız zaman burada geniş cepheyi koruyacağız. Arada kendi değerlerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Onları hep beraber tekrar analım. Burada ihtilafı olmayan herkes yoldaşımızdır. Tekrar ediyorum. Şimdi sayacağım maddelerde ihtilafı olmayan herkes yoldaşımızdır. Cumhuriyet Halk Partili, Sosyal Demokrat, HDP'deki hem milliyetçi tonu olmayan, özgürlükçü tavrı olan arkadaşlarımız, TİP'tekiler, EMEP'tekiler, TÖP'tekiler hepsi. Madde madde sayıyorum. 1. Laiklik. Türkiye'nin ihtiyacı var. 2. Anti-emperyalizm. Dünyadaki bütün ülkelerin özellikle bizim ihtiyacımız var. 3. Bağımsızlık. 4. Cumhuriyetin varlığı. 5. Kamuculuk. Net, açık ve savaş örgütleri olarak da düşünebileceğimiz, her zaman kapitalizme hizmet eden NATO, Dünya Bankası, IMF, Birleşmiş Milletler gibi kurumlara karşı takınılacak olan net tutum. Bazılarının içinde olarak Birleşmiş Milletler gibi itiraz edersiniz, bazılarını doğrudan reddedersiniz. Bunlar bizim ortak itiraz noktalarımızdır. Ben Erkan Baş'tan bu noktada açıkçası kuşku duymayacağım gibi Musa Piroğlu'ndan da bu açıdan kuşku duymam hiçbir şekilde, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan birçok arkadaşımdan da duymam. Çünkü onları da tanıyorum. Sosyalist Güç Birliği'ne gelince bunu temsil eden öncülerden biridir Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi ve özellikle antikomünizm propagandası her yerde çökmüştür. Türkiye Komünist Partisi'nin özellikle Defne, Samandağ bölgesinde bir ışık olarak büyüyen tavrı Türkiye'nin 4 bir yanındaki semt evleriyle birlikte bir başka umut olmuştur. Geçen gün Sol Parti Türkiye'nin 4 bir tarafında bir çalışma başlattı. Türkiye İşçi Partisi binlerce insanın yüzünü döndüğü bir parti. Bugün Bay Kemal'in birçok şeyini eleştirmemize rağmen binlerce başvurunun olduğu bir siyasi parti, 3000 sanıyorum. Olağanüstü sayılardan söz ediyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye değişecek. Türkiye değişirken ayın 14'ünden dolayı değişmeyecek. Ayın 14'ündeki sonuç ne olursa olsun Türkiye değişecek. Ayın 14'ünde ne çıkarsa çıksın Türkiye değişecek. Çünkü Türkiye bütün kurumlarıyla çöktü. Türkiye öyle bir çöküş yaşıyor ki lümpenlik, cehalet, bayağılık, kuralsızlık, hukuksuzluk, nezaket, eğitim, üniversite her yer sapır sapır dökülüyor ve herkese değiyor. İşin matrak tarafı bu sistemden beslenen zenginlere de değiyor. İşin matrak tarafı buradan güç devşiren bir takım kurumlara da değiyor. Yani siz Kızılay'da çalışan bir kimse olsanız, yıllarca emek vermiş olsanız, Kerem Kınık'ın yaptıklarını gördükten sonra kendinize yabancılaşmaz mısınız Allah aşkına? Bir medya mensubu olsanız, Allah'ın günü sınırlı alanda mücadele ederken artık olmadık işlere geldiğini gördüğünüzde rahatsız olmaz mısınız? Yani ben açık söyleyeceğim, artık ekmek parası bahanesi yoktur. Çok zamandır yoktur. Yani siz Türkan Saylan'ın evi basıldığında hala o yayın kuruluşunda utanmadan çalışıyorsanız size ne denebilir ki zaten? Gezi'de Berkin yuhalatıldığında siz orada KJ yazıyorsanız, kameramansanız ya aç kalmayı göze alacaksınız. Evet emekçilik, evet tencere falan ama aç kalan insanlar var. Hekimseniz size yapılan bu zalimlik karşısında ağzınızı açmıyorsanız, aman abicim ne yapalım işte dertsiz başım aşım vesaire neyse o söz, onu yapıyorsanız olmaz. bunlar olmaz. Çünkü bunlar olduğu takdirde o zaman ilkeler olmaz. İlkeler olmadığı takdirde yaşanan bir ülke olmaz. Dolayısıyla insanların bence haysiyetinin, onurunun Gezi'den sonra ayağa kalktığı bir dönemdeyiz. Çünkü gericiliğin azgın bir halde olduğu dönemdeyiz.